Kemik erimesi daha çok bayanlarda ve evet. erkeklerde gözükse de bayanlarda daha çok menopoz devresiyle birlikte bayanlarda östrojen hormonu azaldığı zaman daha da yoğunlaşıyor. Kemikler içindeki kalsiyum azalıyor. Kalça kemiği veyahut da diz kemiğinde, dizde veya kalçada kemiklerdeki kalsiyum çok azaldığı için yürürken dahi kırılma rizikosu ortaya çıkıyor. Kırılabiliyor. Yani kişi dikkat etmiyorsa, bir de sağlıksız besleniyorsa, spor yapmıyorsa vesaire. Bizde de şöyle bir durum var. Mesela bazı insanlar sokağa bile çıkmıyor. Sepet sallıyor. Bir gazete gönder. Sepet sallıyor. Bir ekmek gönder. Sepet sallıyor. Bir meyve gönder. O kadar tembeliz ki maşallah. Pazar günü Avrupa herhangi bir ülkesine gidin. İnsanlar spor yapıyor. Yürüyüş yapıyor. Bisiklet sürüyor. Koşuyor. Türkiye'ye geliyorsun. Pazar günü sokakta kimse yok. Koskoca İstanbul'da. Herkes uyuyor. Spor yapmıyoruz. Evet. Eskiden Osmanlı en çok faal bir milletmişiz eskiden. Onun için de kimse bize evet diyememiş. Aktifmişiz. Şimdi uyuşmuşuz. Kanımız böyle. Zamanla inşallah o da olur. Şimdi bir beyefendi bize geldi. Doktor Süleyman Bey. Annesinde hem kalça hem dizlerindeki kemikler eridiği için, kalsiyum çok azaldığı için kırılma rizikosu çok büyük, yüksek olduğundan ameliyat olması gerekiyor. Hem diz hem kalça. Doktorlar demiş ki fakat bronşitu var, tansiyonu var, kolesterol vesaire vesaire bir sürü hastalığı var. Demişler ki bu kadar hastalık ameliyat edemeyiz. Masada, ameliyat masasında kalabilir. Ne yapacağız? Önce kemiklerdeki şu kalsiyumu yükseltmeliyiz. Bana geldi ne yapabiliriz? Çok şey yapabiliriz. At kuyruğu otu. Söğüt. Şu gördüğünüz söğüt. Huş yaprağı, ısırgan otu, ardıç tohumu gibi bitkiler kemikleri güçlendirir. Mesela at kuyruğu otunda %12 oranda silisyum var. Silika. Ne yapıyor? Bağ dokusunu güçlendiriyor. Bir insanın vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Mesela 70 kilo geliyorsa bir kişi, 12 kilosu bağ dokusudur. Bağ dokusu her türlü cerrahat, cüruf, pisliğin biriktiği bir nokta. Hem hücrelere, organlara, besleyici madde giriş akışını sağlar. Evet. Hem organlardaki pislikleri toplar. Hem organları tutar elastik olarak olduğu yerde. Yani gözümüzü tutan bağ dokusu, burnumuzu tutan bağ dokusu, midemizi tutan bağ dokusu. Mide çamaşır makinesi gibi çalışır. Bir ses, bir gürültü yok mu? Duymuyor. Neden? Çünkü onu böyle olduğu yerde tutan bir bağ dokusu var mide. Yoksa bir bağ dokusu olmasa ne olur? Mideniz düştü, ta aşağı gitti. Organları birbirinde tutan bağ dokusunda çok yoğun cerrahat cüruf birikiyor. Bu da mikropları azdırıyor. Bağ dokusu bataklığa dönüşüyor. Lenf sistemi vücudumuzda ortalama 3,5-4 litre artık sıvı toplar. Ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları vesaire vesaire. Bağ dokusunda cerrahat cüruf pislik çoğalırsa ne olur? Yorulur. Bunda koltuk altı bezeleri vesaire vesaire şişmeye başlar, iltihaplanmaya başlar vesaire vesaire. İşte şu gördüğünüz söğütün yüzlerce türü var. Bu söğütün şu kabuğunda böyle çok özel bir madde var. Nedir? Salisilik asit. Salisilatların alt türevi. Salisilik asit. İlk aspirini bunun kabuğundan, söğütün kabuğundan elde ettiler. Aspirin ilk üretildiğinde doğal olduğu için çok çok faydalıydı. Evet. Fakat sonra bu kadar söğütü keseceksin, kabuğunu soyacaksın, ondan ilaç üreteceksin. Çok maliyetli bir iş olduğu için ne yaptılar? Sentetik petrolden ürettiler. Petrolden üretilen aspirin, evet geçici olarak baş ağrısına iyi gelebilir ama mideye zarar verir. Mide mukozasını zamanla yakar, kavurur. Asit bu. Sentetik, kimyasal, tehlikeli. Mide için, böbrekler için birçok hastalığı tetikler aspirin. Sürekli düzenli aspirin kullanırsa kişi. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Fakat söğütün kabuğundan kişi çayını içse bir şey olmaz. Çünkü bunun kana karışması, saligenin denen bir madde içeri bu. Aside dönüşmesi 6 ila 24 saat gibi zaman alır. Uzun bir süre. Hiçbir yan etkisi yoktur. Tamamen doğal. Mesela söğütle ilgili klinik araştırması yapılmış. İsrail'de Hayfa Tıp Merkezi'nde yapılan klinik araştırmasında Profesör Doktor Eisenberg ve ekibi omuz, sırt, bel, baş ağrısı, omuz ağrısı, eklem ağrısı olan hastaları tedavi etmiştir.
Frankfurt Üniversitesi Ortopedi Kliniğinde 451 omuz, sırt, bel, kalça, diz ağrısı olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Hastalar tedavi edilmişti. Bu söğütün kabuğundaki ekstrakt ama kabuğu değil. Kabuğundaki etken madde salisilatlar çok çok az. Bu nedenle kabuğuyla tedavi çayını yaparak içmek çok uzun süre zaman alır. Bu nedenle ekstraktan yapılan damlatıcılarla tedavi çok çok zamanı kısaltır. Daha kısa sürede etki görür. Evet. Evet, Doktor Süleyman Bey'in annesi 6 hafta bizim bu özel formülleri kullandıktan sonra doktora gittiğinde kemiklerindeki kalsiyum oranı %68 yükseldiği için ameliyata gerek kalmadı. Risk bitti. Normala döndü. Şükrediyoruz. Şimdi Doktor Süleyman Bey bizim mesela bayimiz gibi bütün çevresindeki hastalara Gökçek iksiri şeyel tavsiye ediyor. Şunu kullanın, bunu kullanın vesaire. Şimdi huş da aynı şekilde huşun yaprağı ve kabuğu da aynı şekilde romatizmaya karşı etkili. Hı. Kemikleri için etkili. Bununla da ilgili Münih Üniversitesi 1200 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. Ağır romatizma hastalarını, omuz sırt bel baş ağrısı, artrit, artroz gibi hastalar tedavi edilmiş. Bunun bir özelliği daha var. Yaprak ve kabuğunda çok özel bir betülin denen bir madde var. Betülin. Bu betülin aside dönüşüyor. Betülin. Betülin asit Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada cilt kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Cilt kanseri. Bunun birleşimindeki etken madde cilt kanserine karşı etkili. Fakat şöyle bir durum var. Bunlar ne dedim? Klinik araştırması var. Burada mesela Münih Üniversitesi 1200 hasta üzerinde klinik araştırması yapmış, belgelenmiş. Sadece benim kitapta değil, burada mesela dergide de söğütle ilgili klinik araştırması var. Bunun içerisinde ayrıntılı bilgi var. Benim söylemiş olduğum her şey klinik araştırmasına dayanıyor. Bilgi ve belge.